kuruların en büyük destekçisi olan büyük savaşçıya selamlar olsun. Tüm hayatını bütün kurulara adadığı için her zaman hatırlanacak olan adam. Tüm kuru ailesi ve kuru sınıfına rehberlik eden adama. Onlara doğru yolu gösteren kurunun gururu. Ailenin reisi. Ne büyük şeref. Kral Bhishma'ya selam olsun. Bu krallığın mimarı olan kuru klanının yöneticisi büyük kralı selamlıyorum. Kral Dhritarash, size saygılarımla selam olsun. Hoş geldin. Bilginizi ve tecrübenizi kullanarak sıradan kuru prenslerini Hindistan topraklarının büyük savaşçılarına dönüştüren kişi, Arjun Bhim ve Duryodhan gibi büyük savaşçıların kişisel öğretmeni Usta Drona. Seni selamlıyorum. Hoş geldin Vasudev. Kız kardeşinin oğulları için krallığından vazgeçen fedakar adam. Hedeflerine ulaşmakta büyük başarı gösteren o kişiyi selamlıyorum. Keskin zekası ve stratejileriyle tüm kuru prenslerine yol gösteren kişi. Fedakar Gandhar Kralı. Selam olsun. Saygılarımı sunarım. Evet, Vidur. Şu anda bu sarayda bulunan ve barışı destekleyen herkese selam olsun. Birini selamlamak, ona saygı göstermek, hürmet etmek demektir aslında ve zahmetli bir iş de sayılmaz. Çocuklarımıza saygı sunmayı öğretmeliyiz. Ama ben sizleri büyük başarılar elde ettiğiniz için selamlamıyorum. Sizleri selamlamamın asıl sebebi şu. Hepiniz hala büyük bir başarı elde etme kapasitesine fazlasıyla sahipsiniz. Buna gönülden inanıyorum. Sizleri selamlıyorum çünkü hepimizin geleceği, hepimizin selameti sizlere bağlı. Büyük bir savaşı ve büyük bir felaketi önleyebilecek yegane insanlarsınız. Bunun farkında olun. Bundan sonra barış olacak. Eminim hepiniz yaklaşmakta olan büyük felaketi öngörebilirsiniz. Ve eğer isterseniz Aryavrat'ı bile bu yıkımdan kurtarabilirsiniz. Herkesi büyük savaştan kurtarabilmem için desteğinizi arkama alabilirsem gerçekten çok memnun olurum. Ve varoluş amacımı yerine getirebilirim. Eminim ki hiçbiriniz bu savaşı, tüm bu yıkımı istemezsiniz. Bir ailenin sahip olabileceği en büyük sorun, kendi içindeki sıkıntılardır. Aile bir arada kalan, birlikte yaşayan ve birbirini destekleyen bir grup insan demek değil midir? Majesteleri, eğer bir ağaç diğer ağacın dallarını kesmeye başlarsa sizce de ormanın varlığı tehlikeye girmez mi? Aile herkes bir arada kaldığında değerlidir. Bir sınıfın üyesinin egosu için tüm sınıfı tehlikeye atmanın adil olmadığını söyleyebilirim. Çünkü onun egosu kazansa bile o sınıf varlığını kaybedecektir dostlarım. Bu yüzden ben Vasudev buraya Pandavaların barış elçisi olarak geldiğimi söyledim. Sizlere bir barış teklifi getirdim. Bu savaş sadece kardeşler arasındaki bir savaş olmayacak. Tüm Hindistan toprakları bu savaşa katılacak. Yani zarar binler ya da milyonlarla sınırlı kalmayacak.
milyarları bulacak. Bu nedenle son bir kez denemek için huzurunuza çıkıyorum. Bu teklifi getirdim. Hepinizden bu büyük savaşı durdurmama yardım etmenizi istiyorum. Aferin sana Vasudev. Sen var ya, sen inanılmazsın. Yani böyle barışçıl bir teklif duymayalı ne kadar zaman oldu? Hatırlamıyorum desem yeridir. Vasudev, sen konuşurken kelimeler değil çiçekler çıkıyor sanki ağzından. Şakır gibisin, biliyor musun? Aklımı başımdan aldın Vasudev. Dürüst olmak gerekirse seninle hemfikirim. Bu harbi ben de hiç istemiyorum. Hayır. Dayı, ne diyorsun sen? Evet, duruyor da. Vasudev haklı işte. Bu savaşı katiyen durdurmaya çalışmalıyız. Anlaşıldı mı? Evet. Evet. Vasudev, savaşmaktan kaçınmak bence en iyi politika. Bu savaşın önüne geçmek için tek bir çözüm var aslında. Bir tarafın diğer tarafa saldırmaması, işte bu kadar. Tamam öyleyse. Biz Pandavalara saldırmayacağız. Ama Vasudev. Peki Pandavaların bize saldırmayacağı ne malum? Bana bunun sözünü verebilir misin? Veremez misin? He? Söyle bana. Evet, anlamadım. Sen saldırı hakkında konuşuyorsun. Ancak ben savaşmaya hiç gerek olmadığını söylemeye çalışıyorum. Cidden mi? Öyle mi yani? Eğer durum buysa Vasudev, o zaman tavsiyeni duymak isterim. Evet, evet. Sen sonuçta barış aşığı değil misin? Yani mutlaka bir mesaj getirmişsindir. Vasudev, barışı getirmek için eminim bir çözüm düşünmüşsündür. Başka nasıl olacak ki? Değil mi? Peki söyle, nedir çözümün? Söyle Vasudev. Evet, her savaşın temelinde yatan şey adaletsizliktir. Ve tahmin edeceğin üzere adaletsizliğin tek bir çözümü vardır. O da kesinlikle adalettir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.